Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. FM TV'den hepinize hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Elhamdülillah yeni sezonda yepyeni bir programla karşınızdayız. Bundan sonra her cuma akşamı saat 9'da Çareler ve Çözümler programı ile birlikte olacağız inşallah. Dini ve sosyal içerikli konuların yer alacağı programımızda her hafta sorunlara ilişkin çareler ve çözümler bulmaya çalışacağız. Kıymetli seyircilerimiz, karşılaştığımız sorunlara Kur'an ve sünnet istikametinde çareler arayacağımız programımızda insanlığa ışık tutacak fikirlere şahit olacaksınız. Eğer gerçek çare ve çözümleri merak ediyorsanız bizi izlemeye devam edin. Birbirinden kıymetli hoca arkadaşlarımız ve kardeşlerimizle geçmişimizden günümüze uzanan tüm sorunlara ilişkin çarelerin ve çözümlerin ele alınacağı programımızın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyoruz. Ve inşallah şimdi sizleri konuklarımızla tanışmayla başlıyoruz inşallah. Sevgili Mustafa Hocam, programımıza hoş geldiniz inşallah. Hoş bulduk, sefalar getirdik. Allah razı olsun Yusuf Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hocam, yeni program, yeni heyecan. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Hoş Mehmet Eyvaz Hocamız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili seyircilerimiz, programımıza geçmeden önce başlığımızı bir hatırlatalım. İnşallah biliyorsunuz geçtiğimiz hafta medreselerimiz faaliyete geçti. Birkaç gün önce de 5-6 gün önce de okullarımız faaliyete geçti. Dolayısıyla bugünkü konumuz eğitim olacak. Hayatta bazı şeylerimiz olmazsa olur. Ne bileyim para gibi, sağlık gibi. Bunları insanlar sahip olmadan bunları bir şekilde hayatını bir şekilde bunlar sahip olmadan idame ettirebilir. Ama eğitim olmazsa olmaz. Biz inşallah eğitim konularını ele almak üzere kıymetli hocalarımızla beraber bu istişareli programa inşallah başlıyoruz. Sizden de inşallah programımızda mesajlarla beraber katılmanızı bekliyoruz. İrtibat hattımızı hemen verelim kıymetli seyircilerimiz. 0530 234 04 88. İnşallah kıymetli mesajlarınızı ve katılmanızı bekliyoruz. Şimdi sevgili hocam, konularımıza geçmeden önce medrese eğitimiyle alakalı hocam, okul eğitimine de inşallah değineceğiz. Medrese eğitimiyle alakalı size daha geriden sorarak medresenin kökenini, mazisini, miadını bize bir anlatır mısın sevgili hocam? Mehmet Eyvaz hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Mevla hayırlı mübarek eylesin programımızı. İnşallah başarılı bir program olur. Bu program ve bundan sonraki programlarımız ve FM TV'de yayınlanan bütün programlarımız inşallah. Çıtası yüksek, İslamiyet'e hizmeti yüksek, tesiri yüksek inşallah bir program olur. Arkadaşlarıma da buradan başarılar diliyorum. Köken deyince tabii en dibe kadar olayı ne yapmamız lazım? Taşımamız lazım. Şimdi burada olayın kaynağının ilim olduğunu ilk önce bilmemiz gerekiyor. Burada evet. Olayın kaynağı ilimdir. Bilmektir yani. Şimdi bunu aldığımız zaman şu hadisi kutsi hemen kulaklarımıza çarpıyor. Nedir o? Mevla Teala Seri hadisi kutsi de buyuruyor ki ben gizli bir hazineydim. Sevdim ki bilineyim. Şimdi evet. Buradan bilinme işi başlıyor. Sevdim ki bilineyim. Buradan başladığımıza göre o zaman medrese Mevla Teala Seri'nin varlığını ilk murat ettiği şeylerden yani içerik olarak varlığını ilk murat ettiği şeylerden bir tanesidir. Sevdim ki bilineyim. Yani bilinme işi, bilme işi, öğrenme işi Allah-u Teala Seri'nin sevdiği bir şeydir. Ve bütün kainatın ki ilk yaratılan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sevgi ile beraber ilk yaratılan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neydir? Hakikatidir. Bu sevgiyle beraber. Buradan başladığımız zaman olay öğrenmeyi sevmekle başlıyor. En kök bu. Yani Allah-u Teala Seri bilinmekliğini seviyor ve فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَارُفُينِ bütün mahlukatı yaratıyor ki beni bilsinler diye diyor Mevla Teala Seri. Buradan olay başlıyor. Bu şekilde açılış gerçekleşmiş oluyor ve bilme başlıyor. Sonra Adem babamıza geliyoruz. İlk insan. Ondan önce de biliyorsunuz şeytan aleyhillanenin meleklere hocalık yaptığı, onlara vaaz ve nasihatlarda bulunduğu tefsir kaynaklarımızda mevcut. Burada cennette de bu ilim olayının, vaaz olayının, nasihat olayının var olduğunu görüyoruz. Yani bu alemde de bunun var olduğu ne yapılıyor? Görünüyor ki Adem babamız ilk yaratıldığı zaman Mevla Teala Seri Esenübillah ve iz kunna lil melaiketi inni cailun fil ardi halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, var edeceğim diye buyurduğu zaman o zaman yani melek olmayan, cin olmayan bir varlığın yaratılacağı orada ortaya çıkıyor ki o da insandır.
Burada Allah-u Teala seninle melekler daha önce cinler yeryüzünde fitne fesat çıkarttıkları için, ortalığı kana buladıkları için bir soru sorma gereksiminde bulunuyorlar ve diyorlar ki ya Rabbi sen yine onlar gibi yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek bir varlık mı yaratacaksın diye sordukları zaman bu sefer Allah-u Teala seni onlara cevaben diyor ki sizin bilmediğiniz şeyler var, ben bilirim ama siz bilmezsiniz. Ve sonra ayetin devamında Adem babamız yaratıldığı zaman ve alleme ademel esma kullaha diye devam ediyor. Yani burada bütün esmanın, yani bu Adem babamızdan kıyamet sabahına kadar yeryüzünde var olacak her nesnenin isminin orada bizzat Allah-u Teala Hazretleri tarafından Adem babamıza öğretildiğini burada görüyoruz biz. Ki bu size okuduğum ayettir yani. Bakara suresi. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Biz orada Esma'nın bütün ismini öğrettik. Bakın bu bir ilim. İlim başladı. Tedrisa. Şimdi medrese köken dedik ya. Şimdi medrese nedir? Eşittir ilimdir. İlim işte kök buradan başlıyor. Mevla Teala seni bilinmekliği seviyor ve varlıkları yaratmaya başlıyor. Beden olarak Adem babamız insan olarak yaratılıyor ve onun da orada Allah-u Teala seri diğer varlıklara karşı, bunlar kim diğer varlıklar? Melekler, cinler veya bizim bilmediğimiz birçok daha varlık. Bunlara karşı Allah-u Teala seri Adem babamızı ilim sıfatıyla onlara kabullendiriyor. Hatta onlara hadi bakalım diyor şu eşyanın ismini sayın diyor meleklere. Melekler susuyorlar çünkü bilmiyorlar, sayamıyorlar. Ama Adem babamıza hadi bakalım sen şu eşyanın ismini say bunlara dediği zaman Adem babamız bir başlıyor. Ta ki ne işe yaradı? İşte bu kaşıktır, bu şu elle tutulur, şöyle yemek yenilir. Ne işe yaradığına kadar her şeyi tafsilatlı bir şekilde anlatıyor. Misal olarak söyledim. Ve burada ne anlıyoruz? Demek ki ilim, tedrisat, medrese kök olarak ilme dayandığı için ilim bütün mahlukatın diğer mahlukatlara kendisini fazilet bakımından da üstün kılan bir şeydir. Ki meşhur bir atasözümüz vardır bizim. Ne buyurur büyüklerimiz? Alimin kanı şehidin mürekkebinden üstündür. Bu alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür. Şimdi buradan da anladığımıza göre ilim yani medrese olayı bu kadar kıymetli bir mevzu ve çıkış noktaları bu şekilde geliyor. Şimdi hani çok olayı tafsilatlandırmadan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce de ama İsa aleyhisselam zamanında ama Musa aleyhisselam zamanında ama diğer insanlar mesela Mescid-i Aksa gittik gördük değil mi? Mesela Kabe-i Muazzama. Buralar ilk binalarımız ama buralar bile tedrisat mekanı olarak kurulmuş. Mescid-i Aksa'da çok büyük yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce de diğer peygamberler zamanında da çok büyük alimler, çok büyük bilgeler oralarda insanlara ne yapmışlar? Allah'ı öğretmişler. O zamanın hak dini neyse onu öğretmişler. Onların kitapları neyse onları öğretmiş. Böyle medrese sistemi hep varmış yani. Bu hani sonradan meydana gelmiş şöyle böyle bir sistem değil. Zaten ilk çıkış noktası Allah Teala size diyor ki sevdim ki bilineyim. Yani bilinmekliğini sevince biz yaratılıyoruz zaten. Oradan olay geliyor. Ondan sonra tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına geliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ilk hani tedrisat olarak tabii Hiranur olarak biz bunu İslam tarihine baktığımız zaman görüyoruz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada Cebrail aleyhisselamı yani hocasını diyelim o zaman ilk hocasını diyelim gördüğü zaman gerçek suretiyle görüyor. Bir tahayyüre, hayrete kapılıyor. Ve Cibril Emin'in bakın koskoca bir melek Allah-u Teala seri ilk vahiy, ilk buluşma yani yeryüzüne 500 sene peygamber gelmemiş, kitap inmemiş, fetret devri geçmiş ve bir tazelik, yenilik, bir adım, bir açılış meydana geliyor. Peygamber ilanı meydana gelecek. Kitap inecek, ilk ayetler geliyor. Bakın ilk ayet, Estaizu billah, ikra. Oku. Ha, ikra. Tavsiye de yok. Oku. Emir. Direkt yani. İlk ayet. Bakın 500 sene geçmiş Efendimizle diğer peygamber arasında 500 küsür sene vardır. İsa aleyhisselam arasında. Peygamber yok, kitap yok. Peygamber geliyor, kitap geliyor. Bakın ilk söylenen Allah-u Teala senin yeryüzüne ilk emri, ilk ifadesi ikra. Oku. Yani bu bizim anlayacağımız medrese kur. Medrese kur. Medresede mi oku? Bu ikrayı biz medresede oku olarak mı almamız lazım? Tabii öyle almamız lazım. Neden öyle almamız lazım? Çünkü bunun başında Allah-u Teala senin ismini zikredebileceğimiz bir mekana ihtiyacımız var.
Eyvallah. Neden? Çünkü ayetin devamında ne diyor? Tamam ikra ama nasıl ikra? Oku ama nasıl oku? Bismi rabbikellezî halak. Bak seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani şimdi Allah-u Teala seni zikredebileceğimiz, Allah-u Teala senin adını ağzımıza alabileceğimiz bir mekan olması gerekiyor burası. Zaten böyle mekanlara biz ne diyoruz? Medrese diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Buradan ne oldu? Buradan iş başladı. İlk tedrisat orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cibril Emin, hocası Cibril Emin tarafından ne öğretildi? 5 ayet. O 5 ayeti öğrendikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vazifeyi üstlendi. Evine geldi. Biraz kendine geldikten sonra ondan sonra ilk işi Darül Erkam'ı kurmak oldu. Evet hocam. İlk medrese. İslam'da ilk ayetler geldiği hocam, zaman. Kelime anlamı, istilahi anlamı. Medresenin ders görülen yer. Doğru mudur hocam? Evet, bilmeyeniz diyeceğimi söyleyeyim. Medrese, evet, medrese dersin okutulduğu yer anlamında bunu söyleyebiliriz. Evet. Medrese zaten adı üzerinde ders okutulan yani. Yerdir. Müderris de ders okutan şahsa deriz. Hocaya deniliyor. Evet hocaya deniliyor. Aynen. Bu şekilde Darül Erkam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada kuruyor. Bakın ilk önce ben işte gideyim şurada şöyle bir ekonomik bakanlığı kurayım. Şurada şöyle bir falan bakanlığı kurayım. Şurada şöyle bir filan bakanlığı kurayım demiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber vahiy gelmiş. İlk hareketi Darül Erkam'da bir medrese kurmak. Bir eğitim ocağı oluşturmak. Ki gelen ayetleri orada sahabeye ne yapsın? Öğretsin. Bakın şu ayet geldi. Allah-u Teala size burada böyle demek istiyor. Bunlar hemen Darül Erkam'a geliyor. Taptaze. Darül Erkam'da Erkam'ın evi demek. Erkam'ın evi. Orada ilk İslam medresesi bu şekilde ne yapılmış oluyor? Tesis edilmiş oluyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve Mevla Teala senin bilinmekliği sevmesiyle beraber alem yaratılıyor, peygamberler yaratılıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi ilk olarak yaratılıyor ve bu bilmek her zaman böyle açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ve bu bilmenin en mükemmeli Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de açılacağından dolayı bütün peygamberler o bilgiye hürmeten, o bilgiye muvafık olarak Efendimiz'e ümmet olmak istiyorlar. Neden? Çünkü biliyorlar ki Allah-u Teala seni en güzel kendini bizim peygamberimize öğretecek. En güzel kitabı ona verecek. En güzel peygamberliği vazifeyi ona verecek. En güzel hoca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olacak. En büyük hoca o olacak. Bunu bildikleri için onun tedrisatına girmek istedi herkes. Medreseyi biz aslında böyle anlamamız lazım. Medrese insanın maddi manevi, zahiri batini eğitim aldığı ama burada insanlığı öğrendiği, ama burada ahlakı öğrendiği, ama burada peygamberini öğrendiği, Kur'an'ı öğrendiği, hayatı öğrendiği bir yerdir medrese. Bu şekilde anlamamız gerekiyor. Buradan kök bu şekilde geliyor. Mekke döneminde Darül Erkam 40 kişi olduktan sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh Müslüman olunca artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam davetini aşikar yapmaya başlıyor. Hazreti Ömer İslam'a bir güç. Zaten dua ederken de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle dua ediyor. İki Ömer'den biriyle dinini kuvvetlendir ya Rabbi diye dua ediyor. Ve bu şekilde iş açılıyor. Sonra Medine-i Münevvere'ye geçilecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi oraya bir hoca göndermesi lazım. Bakıyor kim var? Darül Erkam'da kabiliyetli yetişmiş orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını almış. Kim? Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ı buluyor. Daha 17 yaşında, 18 yaşında. Sahabe-i kiramın en zengini, en yakışıklısı. Herkes onunla evlenmek için can atıyor. Ve böyle bir insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk medresesi Darül Erkam'da eğitimini görmüş. Orada gelen ayetleri öğrenmiş, ezberlemiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı itikat ve ahlaki değerleri Medine-i Münevvere'ye taşımak üzere 17 yaşında, 18 yaşında Medine'ye gönderiliyor. Efendimiz zamanındaki sahabenin ilk muallimi. İlk muallim ilk olarak hocası. Ne yapılıyor? İlk müderris olarak gönderiliyor. Ve orada ne yapıyor? Gidiyor Darül Kur'a dediğimiz bir sistem kuruyor. Darül Kur'a okuma evleri yani okuma evleri. O okuma evlerinde işte 70 tane Medineli Ensar olarak sonradan anılacak sahabe Müslüman oluyor. 70 tane ve ondan sonra onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke'den Medine'ye davet ediyor. Bakın ama yapılan ilk işiye ben burada dikkat çekmek istiyorum. Yapılan ilk iş bak dediğim gibi ya şurada ben bir hani güçlü buradaki adamları alayım. Burada bir güç oluşturayım. Hani maddi bir gücüm olsun, ekonomik bir gücüm olsun değil. İlk önce Darül Kurra adı altında oralarda medreseler inşa ediliyor. Yani Darül Kurra dediğimiz bugün evlerde Kur'an evleri haline getirilmiş yani ev usulü medrese diyoruz biz bunu. Ev usulü medrese. Çünkü o zaman henüz daha İslam böyle çok büyük binalar inşa edecek kadar ne değil? Daha henüz olgunlaşmış değil. Ama orada bakın ilk yapılan hareket hemen Mekke'de Darül Erkam, Medine'de Darül Kurra.
Ve bu şekilde bu iş ne yapılıyoruz hocam? Geliştiriyor. Sonra sahabedeki o olgunluk görülünce Akabe Beyatı meydana geliyor. Akabe Beyatı'nda Ensar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in canı malı pahasına, her şeyi pahasına koruyacağına yemin ettikten sonra, biat ettikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hicret emri çıkıyor. Hicret emri çıktıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geliyor. O deve olayını biliyorsunuz. Devemi bırakın nereye çökerse oraya mescit kurulacak vesaire. Bakın yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de ilk hicratı. Hemen bir mescit. Mescidin yanına hemen bir ilim. Sufa dediğimiz kısım. Hemen mescide bitişik bir yer. Oraya sufa kuruluyor. Bu sufada da ne yapılıyor? Sahabenin büyükleri hem de en ileri gelenleri. İşte Ebu Hüreyre'ler, Muaz bin Cebel'ler. Hepsi ne yapmışlar? Burada artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tedrisatına giriyorlar. Bunlar da ilim öğreniyorlar. Ve buradan çıkan talebeyi, sufa dediğimiz o medrese sisteminden çıkan talebeyi ne yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Alıyor oradan dünyada her tarafında hizmet için gönderiyor. İşte Muaz bin Cebel'i radıyallahu anh'ı Yemen'e gönderiyor. Ve bunun gibi birçok sahabeyi birçok yerlere ama bunların hepsini nereden alıyor? Suffa'dan alıyor. Bu işler Suffa'da oluyor. İlim Suffa'da elde ediliyor. Çünkü orasının yani orada resmi hoca yetiştirme yeri Suffa oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında işte Abbasilere bakıyoruz. Emevilere bakıyoruz. Burada yine medreseler ne yapmış hep? Ön planlara çıkmış. Buralarda özel mekanlar kurulmaya başlamış medreseler için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi özel mekanlar kurulmaya başlamış ve artık daha böyle profesyonel hizmetler verilmeye başlamış. İşte ecdadımıza geldiğimiz zaman, yani bize geldiğimiz zaman biz biliyorsunuz Göktürkler zamanında biz ne yaptık? İslamiyetle Türkler tanışıyorlar. Hazreti Osman Efendimiz vesilesiyle oradan işte Gazneliler, Karahanlılar o zamanlarda bizim ilk böyle medrese dediğimiz tesisler oluşturulmaya başlanıyor. Ama profesyonel olarak böyle işte bugün mesela hala ismi, namı değer Nizamiye medreseleri dediğimiz gibi mesela bu tarz medreseler ise artık ne olmuş? Büyük Selçuklu devrinde işte Nizam-ül Mülk dediğimiz bir Büyük Selçuklu devletinin sultanının veziri bu. Bunun eliyle bizzat Nizam-ül Mülk medreseleri kuruluyor. Ve bu medreselerde her şey profesyonel yapılıyor. Her ilim okutuluyor. Yani şimdi insanlarımız medrese deyince aklı işte eski böyle hemen şu sisteme bu sisteme aklı kalıyor. Yok. Medrese Kur'an var, tefsir var, fıkıh var ama gök ilmi de var. Astronomi de var. Biyoloji de var. Kimya da var. Böyle bir sistemdi. Yoksa bu Osmanlı bu medreselerle nasıl 600 küsür sene bu dünyayı yönetti? Yani sadece bu insanlar belli ilimleri öğrenip de belli ilimleri öğrenmeden nasıl dünyaya hakim olacaksınız? Olamazsınız. Bunun imkanı yok. Onun için bunu bizim aklımızdan silmemiz lazım. Medrese dediğiniz zaman mutlak olarak burada ilim öğrenilir. Mutlak olarak. Ama bu Kur'an ilimleri ama bugün pozitif dediğimiz matematik, kimya, fen, biyoloji, işte edebiyat vesaire bu ilimler. Bunların hepsi medreselerde var idi. Eğitilir idi, öğretilir idi. Ve bunlara bizzat devlet eliyle ne yapılıyordu? Sahip çıkılıyordu ki bu medreseler Osmanlı zamanında ne oldu? En son Osmanlı zamanında zirveye ulaştı. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri ne yaptı? Sahn-ı Seman dediğimiz 8 gözlü Süleymaniye medreseleri dediğimiz meşhur medreseleri kurdu. Ve burada gerçekten ilme de sahip çıkılıyordu, irfana da sahip çıkılıyordu, ahlaka da sahip çıkılıyordu. Baktığınız zaman İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiiler, İmam-ı Malikler, İmam-ı Ahmed İbni Hanbeller, İmam-ı Gazaliler, Mevlana'lar, Yunus Emre'ler bunların hepsi bu medreselerde yetişti. Evet. Hepsi bu medreselerin talebesi. Fatih Sultanlar, Yavuz Sultan Selimler, Kanuni Sultan Süleymanlar bunlar hepsi medrese eğitimi gördü. Emin Sultan Asseri ne kadar bildiğimiz büyük Allah dostu varsa Hoca Ahmet Yesevi'yle bak Hoca Ahmet Yesevi diyoruz. Hoca Ahmet Yesevi. Hoca bu adam müderris. Kuddüsesi ruhu. Nakşibendler, İmam-ı Rabbaniler, Kaddesallahu sırrarahum bunların hepsi bu medreselerde yetişti. Ve bunlar bu medreselerde hem yetiştiler hem de yetiştirerek bütün dünyaya bu Allah-u Teala sizlerinin sevdiğim ki bilineyimdeki nuru bütün kainata yaydılar. Böyle böyle İslam yüceldi, Müslümanlar yüceldi. Herkes tarafından İslam, yok ya Müslümanlar İslam ahlak dinidir. İlim dinidir, fen dinidir. Bizim utlubul ilme velev bissin diyen bir peygamberimiz var. İlim Çin'de de olsa gidin alın diyen bir peygamberimiz var.
E bunlar nasıl olacak? Bunlar medreseler olacak. Günümüzde de elhamdülillah bu sistemi Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sırrahu bitmek üzereyken bakın. 1960 yıllardan başlıyor. Bitmek üzereyken Efendi Hazretlerimiz ne yaptı? Sadece ve sadece ilim öğrenilmesi için, ahlak öğrenilmesi için, edep öğrenilmesi için bunun canlanmasını sağladı. Ayakta durmasını sağladı. Ve bugün şükürler olsun ne yapmış? Belli bir ülkede potansiyele ulaşmış, kariyere ulaşmış. Bu ne yapıyor? Bu isim ayakta tutulmaya, yaşatılmaya çalışıyor. Rabbim muhafaza eylesin, Rabbim muvaffak eylesin. Bazı yerleri öyle biraz şey olarak geçtim ama sonra olursa tafsilatlı olarak anlatırım Yusuf Hocam. Evet. Sevgili seyircilerimiz, Mehmet Eyvaz Hocamız konuyu o kadar güzel, akışkan bir şekilde anlattı ki Mevla Teala'nın sevdiğim ki bilineğimden aldı, 2018'e kadar olaya getirdi. Biz de akışa müdahale etmek istemedik. Normalde belki 10-15 dakika konuşma hakkı vardı ama biraz süre uzadığı için hakkınızı helal edin kesmek istemedik. Konuyu gayet güzel anlattı elhamdülillah. Şimdi yani kısacası hocam sizin ifadelerinizden anladığımız üzere medrese ders görülen yer. Ama bugün hem okullarımız var. Okullarda maalesef yani sizin bugünden ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar anlattığınız bu tedrisat sistemi okullarda %100 anlamıyla verilemediği için bu medreselere halkımızın ve dünyanın mutlak ihtiyacı var. Şu anda da elhamdülillah biz Fatih Medresesi olarak 10 Eylül'de elhamdülillah eğitim faaliyetine başladık. Medreselerimizde bizim hafızlık bölümlerimiz var, Arapça bölümlerimiz var, akşam derslerimiz oluyor, efendime söyleyeyim sohbetlerimiz oluyor. Şimdi inşallah bizim bu medreselerimizde çocukluğundan itibaren başlayıp 15-16 yaşına kadar eğitimini alan bir sistemi bize kıymetli hocamız Mehmet Akdemir hocamızdan inşallah, Mehmet Ayvaz hocamızdan sonra sözü size bırakalım. Ama hocam size o 20 dakika, 15 dakika garanti veremiyorum. İnşallah bir toparlayalım. Gerekiyorsa reklamdan sonra bir tur daha yapabiliriz. Ama tabii yine akışla alakalı durum söz konusu yani. Buyurun hocam. Elhamdülillah programımıza hayırlı ve mübarek eylesin inşallah. Elhamdülillah ilk programımız. Gerçekten çok kıymetli hocalarımızla beraber, çok kıymetli bir moderatörle beraber bir program yapıyoruz. Rabbim istifadesini yüksek eylesin inşallah. Şu an ümmetin bir akan kanı, yarası olarak değerlendiriyoruz. Gerçekten medreseler ki bunun temeli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından atılan hocamızın izah ettiği tarafta şekliyle devlet Osmanlı zamanında özellikle devletleşen Cumhuriyet'ten sonra sessizliğe bürünerek Efendi Hazretlerimizin 1959'dan alarak elhamdülillah bugünlere kadar getirmiş olduğu bir sistemdir. Kur'an-ı Azimuşşan Mevla Teala Hazretleri bunun muhafazasını bir defa kendi üzerine koymuştur. Şu an değil, bundan önceki zamanlarda da, nice asırlarda ve dünyanın farklı bölgelerinde Kur'an üzerine birçok oyunlar oynanmıştır. Kur'an nurunun söndürülmesi, Kur'an nurunun sessizliğe bürünmesi ile alakalı ama bu zamana kadar hiç kimse bu hususta nail olamamıştır. Ve olamayacaklar da inşallah. Bizim arzumuz medreseler, Kur'an eğitiminin verilmiş olduğu o güzide mekanlar 7-24 Mevla Teala Hazretlerinin feyzini, bereketini üzerine çeken kendi düşüncem, katılanlar olur, katılmayanlar olur belki. Türkiye'mizin hatta dünyamızın sigortası olan bu medreseler gerçekten bugün de çok garipler. Bugün medreselerimizi bu hallerde bırakmamalıyız biz. Çünkü bizlerin de dünyaya gelmesine vesile olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere emanet olarak getirdiği ve ilk ifade olarak ve innehu letenzilu rabbil alemin nezele bihir ruhul emin. O Kur'an-ı Azimuşşan letenzilu rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir. Alemlerin Rabbi tarafından. Bu ne demektir? Bu Kur'an bu alemlerde söz sahibi olmalı demektir. Ve onu kim indirmiştir? Nezele bihi ruhul emin. Onu güvenilir ruh, Cibril-i Emin ne yapmıştır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme merhale merhale ne yapmıştır? Getirmiştir. Ve Kur'an'ın iniş şeyinde büyük titizlik gösterilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katipleri vardı. Gelen ayetleri ne yapıyorlardı? Hemen muhafaza içine alıyorlardı.
yazıyorlardı. Ve bununla beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha çilenin merkezi olan, en büyük sıkıntıların merkezi olan Mekke'de dahi Darul Erkam dediğimiz ilk medreseyi kurarak orada yeni gelen ayetlerin sahabeye ezberlemesi ile alakalı tavsiyelerde bulunuyordu. Ve emrediyordu, istiyordu. Yani ezberlerseniz, işte yaparsanız memnun olurum manasında değil. Her sahabenin örneğin bir dersi vardı. Neydi o? İnen 10 ayetin ezberlenmesiydi. Bu şekilde aşağı yukarı bir 8-9-10 tane öğrenciye Allah Resulü bir muallim tayin ediyor. Bir başkan tabiri caizse. Baş muallim kendisi, baş hoca efendi kendisi. İnen ayetleri kendisi zaten Allah tarafından direkt ne yapılıyordu? Cibril Aleyhisselam'ın okumasıyla beraber direkt Mevla Teala Efendimiz'in kalbine, beynine, tüm zerrelerine onu işletiyordu. Ama Peygamberimiz de sahabeye bunun ezberlenmesi ve namazlarda okunmasıyla alakalı teşvik ediyordu. Kısa bir, şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bizler elhamdülillah Müslüman bir ülkede dünyaya geldik. Ve asırlardır, yıllardır da ne yaptık? Belli bir yaşa geldik. Şöyle bir ezberlerimizi kontrol ettiğimiz zaman belki de daha o ne bileyim 10, 11, 12, 13 yaşlarında ezberlemiş olduğumuz 3-5 tane belki dua ile, sure ile idare ediyoruz. Halbuki Peygamberimiz bir taraftan dışarıda akla hayale gelmedik işkenceler yapılırken kurmuş olduğu ilk medrese baskılar altında olan o sahabeye dahi ilk gelen ayetleri ezberlemelerini tavsiye ediyordu. Ve fazla Kur'an ezberinde olan sahabelere yaşları küçük dahi olsa onlara önem verdiğini, değer verdiğini hissettiriyordu Allah Resulü. Bugün inşallah bizler de her gün bir ayette olsa, bir satırda olsa, evlatlarımızla beraber her gün olmasa hiç yoktan haftada bir cuma akşamları, perşembe günü akşamları dahi olsa ne yapalım, evlatlarımıza şöyle bir ilim meclisi kursak gerek Peygamberimizin hayatından olsun, gerek Kur'an'dan bir ayet ezberlenmesi veyahut onun manasının öğrenilmesi ile alakalı bu şekilde bir çalışma yapsak gerçekten Allah katında büyük derecelere nail olmuş oluruz. Ve bugün halkımız bu durumlara düşmez. Ne durumlara düşmez? Medreseler bu hale gelmez. Medrese hocalarına, medrese talebelerine şu an bakılan bir bakış o bakış olmaz. Niye? Çünkü Kur'an çerçevesinden bakarız. Kur'an çerçevesinden bakarsak Allah'ın nuruyla bakarız. Ne diyor Peygamberimiz? Müminin bakışından, ferasetinden sakının. O bakarsa Allah'ın nuruyla bakar. Ama bizim Kur'an'la bağlantımız koptuğu takdirde, Kur'an'la bağlantımız koptuğu takdirde bu sefer nefsani olarak düşünmeye başlayacağız. Olayları kendi nefsimize göre değerlendirmeye başlayacağız. Bu sefer Kur'an bir tarafa çekerken biz farklı bir tarafa çekmiş olacağız. O yüzden dolayı inşallah bizim ölçümüz ne olsun? Kur'an aldığım uşan olsun inşallah. Zannediyorum vakitim doldu herhalde, Yusuf hocamız evet, işaret ediyor. Ben inşallah Kur'an'ın önemiyle Peygamberimizin hafızlara, Kur'an ezberleyen o kişilere vermiş olduğu değerle alakalı tekrar ikinci bir söz hakkı verilirse oradan devam edeceğim inşallah. Hocam ikinci söz hakkınızda inşallah şu an bizim kurumlarımızda özellikle ve bu işi dert edinmiş farklı kurumlarda gerçekten Allah rızası için bu işin gönlünü vermiş farklı kurumlarda hafızlık sistemini yapan, devam ettiren yerler var. Bunun nasıl başladığını, 4 yaş, 4 ay, 4 günlükten mi başlıyorsunuz veya 15 yaşından sonra mı başlıyorsunuz? İnşallah bu soru, ikinci soruyu, ikinci bölümdeki ilk sorumuz size bu şekilde olacak. Ben müsaadenizle efendim Arapça sistemiyle alakalı sevgili seyirciler, araya biraz daha var. İnşallah Ahmet Binici hocamızdan da. Bu medreselerde, sevgili Ahmet hocam, medreselerde şimdi dedik ki Mehmet Eyvaz hocamız sağ olsun Mevla Teala'nın sevdiğim ki bilineyim ifadesinden aldığı günümüze kadar güncellede getirdi. Mehmet Akdemir hocamız da güzel bir tasavvuf sohbeti edasıyla inşallah konuyu açıkladı. İkinci bölümdeki sorun biraz farklı olacak. Siz hocam bu medreselerde Arapça eğitimi okutuyoruz. Elhamdülillah hem kurumumuzda hem Türkiye genelinde, dünyanın farklı coğrafyalarında da Arapça eğitimi okutuluyor.
Mesela Arabistan'daki Arapça ile Türkiye'de okulu Arapça arasındaki bir fark var mıdır? Biz şu an kurumlarımızda Arapça okutarak insanlara ne vermek istiyoruz? Bunu bir izah eder misin hocam? Öncelikle programımız hayırlı bereketli olsun. Rabbim utandırmasın inşallah. Yeni yayın döneminde de sizlere başarılar diliyorum. Tüm hocalarıma da başarılar diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin. Gerçekten de medrese ve çareler ve çözümler bugün ülkemizde en çok çare aradığımız konulardan biri de eğitim konusu. Bu eğitim konusunun da çareleri, çözümleri neler olabilir diye masaya yatırdığımızda en başta birincisi bugünkü eğitim şartlarında maddi olarak fiziki şartlar, dünyevi imkanlar bizden önceki büyüklerimizin, babalarımızın, dedelerimizin olmadığı kadar okullarımız gelişmiş durumda. Şu an akıllı tahtalar, tabletler vesaire vesaire teknolojik donanımlarla donatılmış binalar, fiziki şartlar, her şey çok güzel. Ancak tabii hep dünyevi güzelleşmeler var ama bir baktığımızda bu kadar güzelliklere rağmen bir sınavlar oluyor. Sıfır çekenler ne kadar? Hep bunu herkes takip ediyor. Evet. Bu kadar güzelliklere rağmen eğitimde ve ahlaki yönde baktığımızda ülkemizdeki gençliğin durumu, okulların durumu, bu kötü alışkanlıkların ilkokul seviyelerine kadar indiğini hep beraber ülkemizde görüyoruz. Onun için hep dünyevileşme değil de asıl iki kanatlı. Bu ilmi iki kanada benzetiriz. Hep kuş misali İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında anlatır. Kuş tek kanatla uçabilir mi? Uçamaz. İnsan da tek ayakla yürüyemez, tek kanatlı olamaz. Niye? Bir tarafını, fiziki şartlarını, bedenini nasıl sen güzelleştiriyorsan bu insanın ruhunu da geliştirmen lazım. Biz hep yavrularımıza, gençlerimize dünyevi ilimleri, matematik, Türkçe, kimya, fizik vesaire bunları hep öğretelim, öğretmeyelim demiyoruz. Biz zaten Rabbimizin ilk emri olan oku ayetine biz oku emriyle gelen bir İslam dininin müntesipleriyiz şükürler olsun. Okumaya nasıl karşı olalım? Ama bunu okurken de hep dünyevi ilimlerle değil de uhrevi ilimler dediğimiz manevi ilimleri bırakırsak bu sefer tek kanatlı bırakmış oluyoruz çocuklarımızı, gençlerimizi. Tek kanatlı olan bir gençlikte ne kadar yürüyecek, ne kadar dayanacak? İlla bir yerde bir küffarın tuzağına düşüyor. Bir yerden yakalıyorlar yavrularımızı. Böyle olmaması için ilk başta sevgili annelere, babalara şu hadis-i şerifi ben hatırlatmak istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hepimiz kişi öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak diyor yalnız üç şey var ki o amel defteri kapanmaz. Bunlardan birincisi konumuzla alakalı olan hayırlı bir evlat. Öncelikle Rabbim tüm anne babalara evlatlarımızı hayırlı eylesin diyorum ben. Arkasında hayırlı bir evlat bırakan annenin babanın öldükten sonra amel defteri kapanmıyor diyor Peygamberimiz. O evlat hayırlı işlerine devam ettiği müddetçe annesine babasına sevaplar yazılmaya devam ediyor. Rabbim bize bu misyonu yüklemiş. Bizim dünyaya bir gönderiliş gayemiz var, bir yaratılış gayemiz var. Biz dünyaya sadece yemeye, içmeye, oyun eğlenceye gelmedik. Rabbimiz ne buyuruyor? Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye. Allah'a ibadet etmek için yaratıldık. Dünyaya geliş gayemiz bu. İbadet etmek için de bir kuralları var. Nasıl ibadet edeceğiz? Bak bu da ilimle oluyor. Bunun da bir ilmi var. Allah'a nasıl ibadet edeceğiz? İşte namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak, tesbih çekmek vesaire vesaire bunları çoğaltabiliriz. Bu da bir ilimdir. İlim olmadan bak dünyaya geliş gayemizin bile amacından uzak kalıyoruz. Yine Rabbimizin buyurduğu anne babalar bizi izleyen annelere babalara da bir ayeti kerimeyle devam etmek istiyorum ben. Ey iman edenler Rabbimiz buyuruyor kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşta olan cehennem ateşinden koruyun buyur Rabbimiz. Ya eyyühellezine amenu ku enfuseküm ve ehlikum nara. Kendinizi ve ailenizi, çoluk çocuğunuzu cehennemden koruyun. Hazreti Ömer soruyor ya Resulallah. Hadi kendimizi anladık. Peki çoluk çocuğumuzu nasıl koruyacağız? Evlatlarımızı nasıl cehennemden koruyacağız? Çünkü bir evlat annesine babasına müntesiptir. Yani evladın sorumluluğu babadadır ilk başta. Baba evladını nasıl yetişmesini istiyorsa ya evladın hayırlı olur cennete gider ya evladın şerli olur cehenneme gider Allah muhafaza etsin. Cennete giderse sana şefaatçi olur cehenneme giderse eğer yavrun ey anneler babalar o yavrun da senden şikayetçi olur.
Peygamberimiz ne buyuruyor Hazreti Ömer Efendimiz'e? Ya Ömer diyor, Allah'ın sana emrettiklerini sen de çocuklarına emret. Allah'ın sana yasakladıklarını sen de onlara yasakla. Yani önce biz kendimiz hayatımıza geçireceğiz ve daha sonra evladımıza bunu bekleyeceğiz. Ve gene bir hadis-i şerifte Rabbimiz buyuruyor, Peygamberimiz buyuruyor, her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Yani Rabbim yaratılışımızı İslam üzere yaratmış. Her çocuk İslam nuruyla doğuyor. Ama daha sonra onun annesi, babası onu Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi, putperest, ateşperest yapabiliyor. Bir çocuk annesi, babasının yolundan gidiyor. Anne baba Müslümansa çocuk zaten İslam üzere doğmuş. O fıtrat devam ediyor. Ama anne baba Yahudi, Hristiyan, Mecusi, ateşperest vesaire vesaire sapık inançtaysa kendi evladı ne yapıyor? Annesini, babasını örnek aldığı için onun peşinden gidiyor. Yahudi veya Hristiyan oluyor. Rabbim muhafaza eylesin. İslam eğitiminde baktığımızda hep buradan ben medreseler ve konular hep müderrislere kalmasın diye anne babadan aldım. Çünkü birinci ilk hoca anne babadır evde. Birinci sorumluluk. Yani ben çocuğumu okula gönderiyorum. Ben çocuğumu medreseye gönderdim, kursa gönderdim. Artık benden sorumluluk gitti diye anne baba düşünmemeli. O çocuğun birinci derecede sorumluluğu anne babadadır. İslam eğitim kurumlarında en etkili ve en yaygın olan Mehmet hocamız zaten tarihçeyi açıkladı medreseler. Medreselerde de zaten ders okunan yer manasına geliyor. Bunu da hep beraber bir daha tekrar etmiş olduk. Medreselerde dini ilimler başta olmak üzere tıp, astronomi vesaire hem dünyevi hem uhrevi ikisini beraber birleştirmişler. Bugün günümüzde medreselerde neler okutuluyor? Arapça ilimlerim dediğimizde izleyicilerimiz belki daha bilenler vardır. Belki daha ilk defa bu kitapların isimlerini duyacak izleyicilerimiz de vardır. Arapça bölümünde emsile, bina, sarf, nahiv dediklerimiz alet ilimleri sarf bölümünden emsile, bina, maksut, avamil, izzi, izhar, kafiye, kavaidül yarab, katrun neda, şuzuruz zeheb, molla cami gibi bu kitaplar sarf nahiv üzerinde okutulmakta şu an günümüz medreselerinde. Akaid bölümünden emali gibi, usulü hadis bölümünden beykuniye gibi, nurul izah, kuduri, mülteka, ihtiyar ve celaleyn ve nesefi gibi fıkıh ve tefsir bölümlerinde. Mantık ilminde İsa Goci, Mughnittullab gibi, telhis edebiyat bölümünden ve şerh-i muhtasarul maani gibi kitaplar Arapça olarak medreselerde okutulmakta. Hocam öyle isimler saydınız ki bu kitapların isimlerini öğrenmek için bir Arapça öğrenmek lazım tekrar yani. Gerçekten de ilim olarak baktığımızda çok zengin bir müessese medreseler. Ve bunlar sadece alet ilimler diyoruz. Yani bu başlangıç ve bu amaç değil. Bunları okuyorsun 4 sene 5 sene sürüyor bunlar ve seviyesine göre bunlar alet ilimler. Bu alet ilimlerden amaç Kur'an ve sünneti hakkıyla yaşamak ve Allah ve Resulün yolundan ehli sünnet çizgisinde devam edebilmek. Bu ilimleri okuyan bir talebe hocası zaten bakacak, görüyor. Ve bu çocuk nereye meyilli, nerede başarılı, branşını orada seçiyor. Bu çocuk tefsirde kabiliyeti varsa bunu tefsirde ilerletiyorlar. Bu çocuk fıkıhta kabiliyetli, İmam-ı Azam gibi fıkıh kolunda, fakih bölümüne yetiştiriyorlar. Bu çocuk hadiste kıymetli, değerli, oraya merakı var. Hadis ilminde çocuğun cezbediyor. O zaman onu muhaddis olarak hocaları zamanında bunu yönlendiriyor. İlla şimdi bizim eğitimimizde de en büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Medreselerde bu alet ilimlerinden neticesinde çocuğun kabiliyetine göre yönlendirme varken bugün ülkemizde maalesef sınıf geçme odaklı bir eğitim sistemi var. Sınav odaklı, sınıf geçme. Aman sınıfı geçsin de nasıl geçerse geçsin bir anlayışı var maalesef. Ve medreseyi de günümüz medreselerinde ve geçmişteki medreselerden gelen bu. Tabi şimdilik 2018'deyiz. 2018'de bu ilimler çıkmadı. Daha önceki Osmanlı'dan kalma, Arabistan'da vesaire belki bu kadar. Çünkü biz Türkçe bildiğimiz için Arapça, Kur'an ve hadisler Arapça olduğu için biz Arapça öğrenmeye çalışıyoruz. Arap ülkelerinde zaten onlar Arap oldukları için bu kadar alet ilmi okumuyorlardır bizim gibi. Biz Arapçayı da öğrenmeye çalışıyoruz. Yani hocam şimdi Arapça yazılmış kitapları öğrenebilmek için
oradaki ifadeleri tercüme edebilmek için bizim çocuklarımız, siz yani buradaki bu stüdyoda bulunanların çoğu hafız, hepimiz Arapça hocasıyız bir nevi. Bu atıyorum, mektubat, Risale-i Kutsiye veya saydığınız diğer başka kitapları okumak için birkaç sene alet ilmi okumak gerekiyor. Buna da bir özellikle bir parantez için izleyicilerine söyleyelim. Nasara yan sure diye başlar. Evet. Bunu herkes, çoğu insanın İlk arasında emsileden başlar. Nasara yan sure, Nasara Zeydün Amran, Ketebe Zeydün vesaire vesaire, böyle misallerle başlıyoruz. Ama şu bir acı var, bir dipnot almışım ben Yusuf Hocam. Biz Afrikalara da gidiyoruz vakıf olarak çalışmalarımıza. Evet. Bakıyoruz Afrika'yı sömürmüşler. Kamerun'dan çattan kısa bir misal. Orada Fransa sömürgesinde Fransız okulları var. Onların ana dili Arapça, ana dilinin yanına Fransızca ile geçirmişler. İki dil biliyorlar. Ama bizim Türkiye'mize öyle bir darbe yaptılar ki bu inkılaplar döneminde, Osmanlıcamızı şu an biz dedemizin mezarını okuyamıyoruz. Bize kalmış şu deveser, şaheser kitapları biz okuyamıyoruz. Evet. Niye? Bize öyle bir darbe vurdular ki zamanında, bizim geçmişle kökümüzü kestiler. Kökümüzü kazıdılar yani. Bu ülkeye öyle bir darbe vurdular ki maalesef. Ama Rabbim onlara fırsat vermeyecek inşallah. Biz medreselerle o verilmiş olan o büyük yarayı elhamdülillah yavaş yavaş toparlamaya gayret ediyoruz ve bu yola girdik, şükürler olsun. Onun şunu diyecektim, yani bizim evet, o günkü sömürgeciler ülkemizde büyük bir tahribat bıraktılar. Bu harf ve inkılapları bütün alim, bir gecede alim yatanlar sabah cahil kalktılar. Harf inkılabıyla beraber. Bu yıllar maalesef sürdü hocam. Ve bunu 10 yıllarca sürdü. Ne kadar acısını hep beraber hala yaşıyoruz, hala çekiyoruz. Ve o günkü bizim kütüphanelerimiz çok cüz'i bir rakam karşısında hurda şeklinde, evet, Bulgaristan'a vesaire vesaire Afrika, Avrupa ülkelerine satıldı maalesef. Medreselerde de şöyle bir ders sistemi var Yusuf Hocam. Medreselerde birebir hocadan ders alma metodu var medreselerde. Hoca efendi gelir, talebeler rahleyle hocanın karşısında diz çöker. Hoca efendi tahtada şemalar çizerek tahtaya birebir ders anlatır. Talebe tekrar eder, hoca anlatır, talebe tekrar eder, birebir. Böyle bir ders eğitim metodu vardır. Medreselerde karma eğitim yoktur. Karma eğitim kız medreselerinde kız talebeler, erkek medreselerinde erkek talebeler ve erkek hocalar. Hocam, karma eğitim de olmamaktadır medreselerde. Duyuyoruz ki bazen çapraz da olabiliyor. Ufak kız talebeleri erkek hoca okutuyor. Ufak çocukları da bayan hoca okutuyor icabında. Hani yaşları 4-5-6, bundan zarar gelmez. Ya bu şekilde bir başarı elde edilebilir mi? Ya da bu caiz midir? Ya da o çocuk, misal 5-6 yaşındaki bir çocuğu bayan hoca okuttuğu zaman bu çocuğun karakterine herhangi bir sıkıntı olabilir mi? Karakterinde bir bozulma olabilir mi? Veya kız çocuğunu efendim erkek hoca okutuyorsa onun karakterinde biraz daha böyle dominantlık olabilir mi? Bunları siz medreselerimizde bunu nasıl yapıyoruz? Yani bizim bir tane bile olsa kız talebemize erkek hoca geliyor mu veya tam tersi olabiliyor mu? Bizim medreselerimizde şükürler olsun tamamen ufak yaştan 4 yaş, 4 ay, 4 günlük iken başlar. Bu yaştan itibaren eğitime gelen bir çocuk kız ise kız medreselerinde başlar. Hocaları da bayandır, tüm personel bayandır. Erkek bir velinin babası da olsa o kursa girmesi çıkması uygun değildir. Tamamen bayanlara özel. Ve o minval üzere yürüyor. Tesettürünü orada öğreniyor. Abdestini, namazını, fıkhi boyutunu. Çocuk nasıl eğitilirse, nasıl görürse öyle yetişir. Erkek çocuk ise aynı şekilde erkek medreselerinde. Karmaya gelince bu sonralardan türeyen böyle bir şeyler duyuyoruz biz de. Ama bunu ne tasvip ediyoruz ne uygun görüyoruz. Bunu üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz de uygun görmemektedir. Onun için karma eğitim medreselerde yoktur, olmamalıdır da ve bugüne kadar böyle devam etmiştir. Medrese eğitimi süreli değil, sürekli. Yani okul, şimdi ilkokul, ortaokul, lise, ama medrese süreli, şu başladın 2 yıl sonra bitti, öyle bir şey değil. İlmin sonu yok, ilim bir deryadır ve medreselerde yaş sınırı da yoktur. Ben 50 yaşındayım, 60 yaşındayım, 70 yaşındayım. Benden geçti mi? Yok efendim, senden geçmedi, benden geçmedi. İlmin sonu yok. Efendi Hazretlerimizin bir sözü var. Önündeki ekmek mi, su mu ayırabiliyorsan, yani akli dengen yerindeyse akli melekelerin, oku, oku, oku. Okumaya devam. Beşikten mezara kadar ilim talep ediniz
buyuran bir peygamberin ümmetiyiz. Onun için medreselerde de yaş sınırlaması yok. Ufak yaştan itibaren başlar ta ki beşikten mezara kadar medreselerde eğitim devam eder. Ve medreselerde geçmişten günümüze, tabi önceden devletleşmiş Osmanlı zamanında daha bu imkanlar güzelken, medreseler her zaman bedava olup ücretsizdir yani. Medreselerde herhangi bir ücret biz talep etmiyoruz ve talep edilmemektedir. Devam ediyor. Niye? Bunlar daha önce devlet bazında desteklendiği için, hatta çocuğunu medreseye gönderen ailelere para verildiği için devlet eğitime bu kadar teşvik ediyordu. Çünkü niye? Fatih Sultan Mehmetler, Yavuz Sultan Selimler bu medreselerden yetişmiştir. Medreselerde mütalaa ve müzakere diye bir sistem vardır ve talebe burada kendini hazırlar. Nasıl? Talebe hoca ders verir. Hoca gider akşama kadar, hoca başında değil. Ama ikindiden sonra gruplar halinde talebeler toplanır. Ve hocadan almış oldukları dersi müzakere ederler. Ve yarın veya bir sonraki dersi de mütalaa ederler. Hazırlarlar. Derslerini böyle hazırlarlar. Ve üst gruplar, mesela izhar üst gruptur. Avamil alt gruptur. İzhar okuyan bir talebe, abi, büyük, o medresenin büyüklerinden avamil okuyan bir gruba ne yapabilir? Onların müzakerelerini alt gruba girerek ders yaptırır. Bu şu demektir Yusuf Hocam, medresede hem eğitiyor, eğitim alıyor, hem de öğretim yapıyor. Yani çocuk beraber yetişiyor. Bir yandan önde olduğu için, diyelim 3. sınıf, 4. sınıf seviyesinde olduğu için, alttaki yeni gelen gruplara da müzakerelerini yaptırarak kendi eğitim kabiliyetini de geliştirmiş oluyor. Ve bunu her hoca bilir. Hafızlık yaptıran da, Arapça okuyan da her hoca der ki, herkes bunu kabul eder. Ben 5 sene okudum ama okutmaya çıkınca, ne zaman ki talebenin karşısına, sınıfını alıp karşısına çıkınca, rahlenin, tahtanın başına, o zaman hoca olduğunu anlıyorsun. O zaman bir şeyler araştırıyorsun. Niye? Elinde tek sarf kitabı var. Hoca geliyor, anlatıyor, gidiyor. Ama sen ders vermeye başladığın zaman bana çocuklar, talebeler soru soracak diye 4-5 kitaptan hazırlanıyorsun. 4-5 kaynaktan faydalanıyorsun ki talebenin karşısına çıktığında bir soru gelirse mahcup olmayın, tam donanımlı bilgi vereyim diye. Ve medreselerde genelde yatılı sevgili talebe hocam, bulunmaktadır. Sözünü balla kesiyorum. Ara vaktimiz geldi. Siz inşallah aradan sonra size şu soruyu soracağım. Ona hazırlıklı olun. İlk söz hakkını Mustafa hocamıza vereceğiz. Ama siz şimdi özel okullarla da ilgilisiniz. Kurumumuza bağlı. Oradaki eğitimle, medresedeki eğitim, özel okullarda gerçi medrese eğitimini kısmen yapmaya çalışıyorsunuz ama özel okuldaki, yani resmi diyanete bağlı o diyanetin müfredatının okunduğu okullardaki eğitim sistemiyle medresedeki eğitim sistemi arasındaki kıyası yapmanızı isteyeceğim. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra inşallah tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmayın.